Bakan Koca, Çin'den gelen inaktif aşının klinik çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bilim insanlarından aldıkları ara sonuçların güvenli olduğunu vurguladı. Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve acil kullanım onayı için süreci başlattık diyen Koca, şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde acil kullanım onayı verilecektir diye belirtti. Sinovac firmasıyla 50 milyon dozu aşı temini için kesin anlaşma yaptıklarını da belirten Bakan Koca, mRNA temelli aşı için de 4,5 milyon doz garanti olmak üzere 30 milyon dozluk anlaşma imzaladığını vurguladı. Bilim kurulunda gündemdeki bir diğer konu 60 yaş üzeri kişilerin inaktif aşıyla aşılanmasıydı. Sağlık Bakanı Faz 1 ve Faz 2'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı, bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır, açıklamasında bulundu. Bakan Koca aşılama takvimini de paylaştı. Acil kullanım onayını takiben yaşlılarımız ve kritik görevlerdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedefleneceğini söyleyen koca, aşı testleri olumlu geçtiği takdirde bilim kurulumuzun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlarımızı aşılayacağız diye ifade etti. Vatandaşlarımız kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-nabız MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabileceklerini söyleyen koca, Hastaneler ve aile sağlık merkezleri gibi planlama yaptıklarını ve hastaların randevu alarak hiçbir ücret ödemeden aşı yaptırabileceklerini söyledi. Bakan Koca aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfasının da önümüzdeki günlerde devreye gireceğini söyledi.